Saygıdeğer değerli Türk Akademisi takipçilerimiz, bu hafta yine Doçent Doktor Fatma Aysel Ilgın hocam bizlerle. Kendisiyle daha evvel dört tane video çektik. Birincisi İslam öncesi Türklerde kadındı. İkincisi Avrupa Hunları ve Atilla idi. Üçüncüsü ee, neydi hocam? Üçüncüsü Sabarlar, Sabarlar, Sabarlar ve, ve bu Avarı idi. Ve katun. Dördüncüsü Avarlar idi. Bugün de bize Türk kültüründe kültüründe kutsallar. Kutsallar adlı konuyu anlatacaksınız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar Aysel Hocam. Ee, şimdi sizden Türk kültüründe kültüründe kutsallar konusunu dinliyoruz. Evet, e, kü bir kültür tarihi konusu olan kadınla başlamıştık. Şimdi bir diğer kültür tarihi konusu olan Türk kültüründe kutsallık izafe edilen maddi unsurlardan birazcık bahsetmemiz lazım. Ama Türkler bunun için olsun. öncelikle neden Türkler e, kutsallık anlayışına bu kadar önem verdiler ya da herhangi e, bir nesneyi kutsal kabul etmek... E, ihtiyacını hissettiler. Önce herhalde bundan bahsetmek lazım. Çünkü Türklerin bu kutsallık e, kutsiyet analizi ve e, Türklerin izafe ettikleri bu kutsallık aslında e, Türk kültürünün de dünyaya e, yayılmasının temelini oluşturuyor. Yani kutsal kabul ettikleri varlıklar üzerinden dünyadaki Türk kültürünü oluşturup günümüze gelen Türk kültürünün devamlılığını bu kutsallar sayesinde sağlıyorlar aslında. Çünkü zaten bildiğimiz üzere insan hayatı belli evrelerden oluşuyor ve, ve bu belli evrelerin yani geçiş dönemleri diyoruz biz bunlara e, kültürde işte doğum, evlenme, e, ölüm e, gelenekleri. Bu geçiş dönemi geleneklerinin bütün e, milletlerde olduğu gibi Türkler'de de belli ritüellerle karşılandığını görüyoruz. Ama kutsallık ritüelleri daha çok Türklerin e, dini anlayışlarıyla e, ilgili, bir kere Türklerin dini olarak kabul ettiğimiz gök tanrı dini iki önemli e, kutsiyet e, arz ediyor. Bunlardan bir tanesi tabiat kuvvetlerine inanç, yani yer su kültürü adını kültü adını verdiğimiz e, vatan toprağını oluşturan her bir zerrede tanrıdan bir iz bulunduğuna, bir cevher bir öz bulunduğuna inanma anlayışı. İkincisi de ata ruhlarına saygı ve günümüze kadar da hiç terk etmedikleri bir e, ata e, ruhu, e, hayvan ata, hayvan ana sembolleri de bunlara da, e, dahil. Ve kendilerinden önce gelmiş geçmiş bütün atalarına duydukları saygı, e, ata mezarlarının kutsiyeti e, ve tabii ki sonrasında da e, belki de kültürümüze geçmiş olan türbe geleneği. Ee, hepsi bununla bağlantılı ve bunlar e, Türk e, dininin temelini oluşturan bu iki unsurun da e, yine özünde e, kutsiyet e, yer alıyor. Peki hangi varlıklara kutsallık atfettiler? E, bunun ayrımını nasıl yaptılar? Önce bunu e, söyleyelim. Bir insan bir şeyi neden kutsal kabul eder? Birincisi eğer anlamlandıramıyorsa ondan kork sa ve ona Galip gelemiyorsa bir o yüzden kutsal kabul eder İkincisi de Türklerin daha sonraki dönemlerde olduğu gibi kendine çok fazla fayda sağladığına inandığı ee, ve bu faydayı e, ekonomik e, yönden sağladığı varlıkları korumaya yönelik bir içgüdüyle e, onu kutsal kabul eder Türklerin kutsallık anlayışında bu ikisini de görüyoruz ee, nerelerde görüyoruz bunu sosyal hayatın tamamında görüyoruz önce onu söyleyeyim Çünkü Türk dini dediğimiz Gök Tanrı dini e, Konar Göçer e, ya da atlı Bozkır kültürü adını verdiğimiz yaşam tarzının e, tarzına tamamen uyum sağlamış e, taşınabilir portatif bir kültürü de aslında beraberinde getiriyor ee, ve hem geçtikleri coğrafyalarda kalıcı olmalarını sağlayan hem de yeni geldikleri coğrafyalarda aynı kültürü devam ettirmelerini sağlayan unsurlardan oluşuyor. Bu unsurları belli başlı e, başlıklar halinde sıralayacağız. İşte hayvanları söyleyeceğiz, bitkileri söyleyeceğiz, renkleri, yönleri, işte ev içinde kutsal kabul edilen yeri yerleri, e, eşyaları kozmoloji anlayışlarından bahsedeceğiz ama kutsallık kelimesindeki kutun ne demek olduğunu bir kere iyi anlam anlamak lazım bu kut e, Aslında e, eski Türk vesikalarında Tanrı buyruğu olarak e, ifade edilmekle beraber Türklerin kutu e, Tanrının Gök Tanrının ee, bir e, yetkisi olarak aslında yeryüzündeki kişiye hükümdara verdiği bir yetki olarak tanımlayabilir. Zaten kutlu olsun, kutsallık tabirinin temeli de budur. Tanrıyla birebir bağdaştırılan bir ifade olarak görebiliriz. Ee, ve e, toplum. Maddi ihtiyaçlarını karşılayıp yani barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayıp manevi ihtiyaçlarına yöneldiği andan itibaren kutsallık anlayışının ortaya çıktığını görüyoruz. E, o yüzden bizim için de e, son derece önemli. Çünkü Türk tarihinin en eski geleneklerinden, Türk töresinin en eski kanunlarından bir tanesi kut anlayışı. E, ve e, Türkler... Ee, cihan hakimiyeti mefkûrelerini uygularken kut anlayışından çok fazla faydalandılar. Ee, ve kut anlayışıyla bütün dünya hakimiyetini e, ele alma düşüncesi e, çok çabuk yayıldı ve e, bütün Türk devletleri tarafından da e, peşinde koşulan bir emel, bir ülke olarak karşımıza çıktı ve e, kültür hayatı içinde de Kutsalların önemini giderek arttırdı. Çünkü sizin bir kutsalınız olursa, siz herhangi bir nesneyi kutsal hale getirirseniz, e, kültür o kadar sağlamlaşır ve dünyanın neresine giderseniz gidin, bu sağlam kültürü yaşama imkanınız olur. Bu kutsalların e, zaman içinde değişikliğe uğradığını, farklı kültürlerden e, alınan kutsallar olduğunu biliyoruz. Çünkü çok fazla çevreyle, kültür çevresiyle bir arada oldukları için Türk kültürü. Mesela Budizm'den etkiler almış, Vanizm'den etkiler almış, Hristiyanlıktan etkiler almış. Ama önemli olan bu etkileri kendi kültürüyle birleştirip içinde eritebilmek. Türkler de bunu çok iyi başarmış bir millet ki aynı kültür yüzyıllardır devam edebiliyor bizim. Bizim için önemli olan da bu zaten. Hangi dine girersek e, girerim içinde gök tanrıdan izleri taşıyoruz, saklıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. E, ve e, öncelikle kutsallığın bir kere korkudan kaynaklandığını bulmamız, e, bilmemiz lazım. Evet. E, anlamlandıramadıkları şeylerden kaynaklandığını bilmemiz lazım. Çünkü ilk kutsiyet tabirlerine baktığımız zaman işte yağmur, gök gürültüsü, şimşek, Neyi anlamlandıramıyorsa Önce bir kere kutsal olarak kabul ediyor e, Veyahut da bozkurt e, Evcilleştiremediği için Sürülere sürekli zarar verdiği için Onu kutsal kabul ediyor Başta ve milli bir sembol haline Getiriyor e, Çünkü e, Manevi bir vicdan Sorumluluğuyla Manevi hayata geliyor Türkler Ve Manevi vicdan sorumluluğu da bu kutsiyet anlayışını beraberinde getiriyor diyebiliriz. Doğru. Ee, kutsal e, kelimesi aslında bütün dinler, dini anlayışlarda var. Hepsinin işte e, e, yabancı işte Holi gibi, Sakrıt gibi e, şeyleri var, karşılıkları var ama e, bizim için ee, en e, herhalde e, yani anlamını Kutatku Birlik'te buluyor diyebiliriz. Çünkü Kutatku Birlik zaten isminden de anlaşılabileceği için kutlu bilgi. Ve Türklerin e, kutsiye tabirini de iduk yani kutsal kelimesiyle idikut e, iduk ötüken tabirlerinde olduğu gibi e, iduk kelimesiyle karşıladıklarını da söylememiz gerekir. Ve Kutsallık izafe edilen unsurlara baktığımız zaman çok fazla unsur var ama vakit az onu biliyorum o yüzden bazılarını yavaş yavaş geçeceğim ama bu konuda Türklerin suçlamaya maruz kaldıkları bir olaydan bahsetmek istiyorum bu kutsiyet anlayışları maalesef dini anlayışlarının totemcilikle karıştırılmasına ve Türklerin totemci olduklarına dair Suçlamaların onlara yöneltilmesine sebep olmuş bir anlayış. O yüzden kutsiyet anlayışını özellikle antropolojik açıdan değerlendirirken çok dikkatli olmak lazım. Ve Türklerde e, totemcilik var mıdır, yok mudur diye tartışmaların ortaya çıkması. Tabii ki Türklerde totemcilik yok. Çünkü totemcilikte e, kimsenin özel mülkiyet hakkı yoktur. Türklerin en önem verdiği şey özel mülkiyet hakkıdır. Önce bunu söylememiz lazım. Türklerde bir kan esası vardır totemcilikte bu yoktur yani kan çok önem vermezler evlilikte her boyun totemcilikte ayrı bir totemi olmasına rağmen Türklerdeki kutsallar tektir ve millidir yani bütün topluma yayılmışlardır ve toteme bir tapınma Söz konusu değildir kutsallıkta kutsal kabul etmek ona tapınmak demek değil saygı duymaktır onun altına önce özellikle çizmekte de istiyorum ve bir diğer suçlamalardan bir tanesi de şamanist miydi Türkler şamanlar mı bunu kullanıyorlardı bir kere şamanizm ya da kamlık dediğimiz Türkçe'sini kullanırsak kam anlayışı Türklerde ...bir dini ifade etmiyor zaten... ...o sihri bir uygulama... ...bir ritüeller bütünü... ...gök tanrı dininin içinde... ...belki de... ...sadece sağ ...işte belli dini olayları çözme... ...iyi ruhları kötü ruhlar... ...ve öbür dünyaya... ...yani ölüm geleneklerinde kullanılan... ...bir ritüeller bütünü olarak... ...sadece tasvir edebileceğimiz bir anlayış... Tabii ki kutsal hayvanlar kültürden beslendikleri için kamlık törenlerinde de kullanılmışlar. Mesela en, en basitinde ölen bir kişinin ruhunun bir kartalın sırtında e, göğe çıktığını veya gök tanrıya ulaştığına inanmışlar. Çünkü neden? Kartal çok yükseklere uçabilen bir hayvan. E, çok yükseğe çıkabildiği için de onu gök tanrıya yakın görmüşler. Aynı şekilde kamların kayın ağacının altında bunu yapması gibi kayın gibi işte coğrafyaya göre yani e, kayın ağacı bulamadığınız ortamda farklı ağaçlar devreye giriyor. Çünkü önemli olan ağaç kültünü karşılamak. Dört mevsim yeşil kalabilen, ulu, yükselen ağaçlar, boy olarak çok büyüyebilen ağaçları dönem dönem kutsal kabul ettiklerini görüyoruz. Şimdi kutsallık izafe edilen hayvanlardan başlarsak bunlardan ilk önce e, kurdu söylememiz lazım. E, ama her kurt değil, bol kurt yani gök kurt adını verdiğimiz gri renkli bir kurt e, bizim için e, kutsal e, çünkü özellikle hayvancılıkla geçinen bir topluluksanız. En çok korktuğunuz hayvanlardan biri özellikle e, Türkistan coğrafyasında kurt olmalı. Oyunları Mesela kalması. Avrupa coğrafyasına geçtiğiniz andan itibaren kurdun o kadar da önemli olmadığını görüyoruz. Çünkü coğrafyada kurt azaldı. Neredeyse hiç yok dolayısıyla sürülere zarar veremedi. Ama Türkistan'dan gelirken kurdu kutsal kabul ettiğiniz için Avrupa'da onu kullanmaya devam ediyorsunuz. Yanına bir de geyik ekliyorsunuz çünkü orada da işte geyik e, popülasyonu fazla olduğu için ve e, kur çok fiziki olarak çok güçlü bir hayvan olduğu için bir de avına yaklaşırken avlanma teknikleri Türklerin çok ilgisini çektiği için hatta kurt kapanı, hilal taktiği ya da tuğran taktiği adını verdiğimiz taktik kurdun avına yaklaşıp onu avlama biçiminden esinlenilerek oluşturulmuş bir taktik olduğu için Türkler de hem manevi anlamda hem de pratik anlamda çok büyük önemi ol, e, olduğundan dolayı kurt kutsal kabul edilmiş. Ve e, efsanelerde hayvan ata sembolü haline gelmiş ve bazı dişi kurt efsanesinde olduğu gibi hayvan ana e, sembolüne de e, evrilmiş bir süre sonra. E, yine e, bozkurt inancını dedik, sanatta da görüyoruz bozkurt inancını. E, i̇kinci hayvan olarak e, Türklerin her daim yoldaşı, yüzyıllardır yanlarında bulunan atları. Evet. Ee, atları da kurttan sonra önem sırasına koyup ikinci sıraya koyabileceğimiz bir hayvan. Ee, atları da e, zamanla ehlileştirdikleri için her daim kendilerine çok büyük kolaylık sağladığı için bir kere coğrafya değiştirme at sayesinde oluyor. Bu kadar geniş coğrafyalara bu kadar kısa sürede gitmek bir hız kazandırıyor, ee, bir ivme e, kazandırıyor ve. At e, beslenmesi çok kolay çünkü işte otla besleniyor ama ona rağmen de fiziki olarak çok dayanıklı. Yani otla beslenmesine rağmen fiziki olarak çok e, dayanıklı ve hız konusunda da o dönemde rakipsiz aslında. Evet. E, bu özellikleri onun kutsal e, kabul edilmesine yol açıyor ve Türkler işte at üstünde millet, atlı bozkır kültürü şeklinde anılmaya başlanıyor bu kutsiyetten dolayı ve Türk'ün atı çünkü e, Kaşgarlı Mahmut bize Divan Lügati't-Türk'te söyleyebiliyorsunuz. At Türk'ün kanadıdır diyor. Evet. E, evet yani Türk e, atıyla adeta uçar. Türk atıyla adeta çok e, ulaşılamayacak coğrafyalara ulaşabilir. E, ve e, Kutatku Kutadgu birlikte de atla ilgili bize şunu söylüyor. At yetiştiren insandan hiç bir zaman korkmayacaksın çünkü at yetiştirmek doğruluk dürüstlük gerektirir ve onların hiçbir gizli kapaklı işleri yoktur. Kimse de yük olmak istemezler. Her işleri kendileri hallederler. Bu insanlar makbul insanlardır şeklinde bir tabir de geçiyor. Yine de de korku hikayelerinde kahramanların en büyük yoldaşları atları. Osmanlı döneminde de aynı şeyi görüyoruz. Selçuklu döneminde de en e, büyük yoldaşlar atlar adeta bir kişi gibi Hisse adeta veriyorlar. bir insan gibi konukturulup altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğu söylenir özellikle e, ve e, spordan e, evlenme geleneklerine toylara kadar her yerde atın kullanıldığını görüyoruz e, yine e, atın e, kutsallığıyla e, ilgili atın tanrının malı olduğunu söylüyorlar ve bir yılkı atı tabiri geliştiriyorlar. Yıltı at, yılkı atı olacak atlar normalde savaşta kullanılan ve e, kurban e, edilen atlardan farklı yılkı atları biliyorsunuz. Belli durumlarda e, kansız kurban edilen ve salı verilen. E, hayvanlar ve yılkı atına dokunmak, onu beslemek, onu zapt etmek, onun etinden yararlanmak, onun e, işte tekrar herhangi bir işte sütünden yararlanmak e, çok büyük günah Ödük sayılıyor oldu artık çünkü evet ve e, yılkı atları ne herkes biliyor ve e, Türk kültüründe Türk töresine göre de herhangi birinin atını çalmak ya da atına kastetmek biliyorsunuz en büyük suçlardan biri olarak kabul ediliyor üçüncü hayvan olarak yine bizim için önemli kartal kartal da bizim çok İslamiyet öncesi devirlerden biri yanımızda olan onun da avlanma geleneklerini çok iyi bildiğimiz şimdi Türkistan'daki kartalları düşündüğünüz zaman şimdi bazen belgesellerde çıkıyor insanlar onları da evcilleştirmişler kocaman kocaman Kartallar yani bir koyunu alıp gökyüzüne çıkarılabilecek güçte hayvanlardan bahsediyoruz. Yani kartal deyince hani bizim coğrafyamızda çok yok belki tahayyül edemeyiz ama ee, çok büyük güçlü hayvanlardan bahsediyoruz. Bir de kartalın o gökyüzüne çok yükseğe çıkınca o keskin e, görme yeteneği e, ve bir anda avına saldırması hiç kimsenin anlamayacağı şekilde yine Türklerin savaş taktiklerinden bir tanesi geri çekilme taktiklerinden bir tanesi bu açıdan da Türkler'e çok büyük faydası olduğunu görüyoruz e, kartalın bir de tabii çok yükseklere çıkabildiği için Tanrı'nın hayvanı olarak görülüyor yani gök Tanrı'nın gökte olduğu tasavvuruna e, uygun bir e, hayvan e, o yüzden e, hep e, heykellerde tuğlarda e, biz genelde kartal figürünü görüyoruz. Göktürk evet. döneminde Uygur'da çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Avrupa'ya da geçtiğini e, görüyoruz. Ve kartalın diğer adı e, bizim Türk kültürümüzde bürküt e, ismini veriliyor Türklerde. Ve e, kartal e, sanatta da genelde e, hayvan üslubunda iyi e, hayvanın kötü hayvana üstün gelmesi sembolizminde de genelde üstte olan yani üstün gelen bir hayvan olarak tasvir ediliyor bizim için önemli. Tabi e, coğrafyaya göre şekil değiştiriyor. Bazen e, kartalı bir şahin figüründe de görebiliyoruz. E, bazen bir atmaca figüründe görebiliyoruz. Bazen bir doğan figüründe görebiliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Dördüncü hayvan daha çok Avrupa coğrafyasına geldiğimiz zaman saflığı ve temizliğiyle ün salmış olan geyik. Ee, evet, e, özellikle Avrupa hunlarının sihirli geyik efsanesinde yani menşe efsanesinde Avrupa hunlarına yerleşecekleri yeri gösteren bir hayvan olması açısından önemli. Çünkü Avrupa coğrafyasında geyik çok fazla. Belki geyikle ilk defa tanıştıkları için o yüce Pardon o büyük e, boynuzları özellikle dikkatlerini çekiyor göğe doğru uzanan boynuzlarını da gök tanrıya uzanıyor şeklinde zaten tasvir ediyorlar e, ve e, bununla ilgili efsaneler e, yaratıyorlar e, ve e, daha sonra. Bir diğer hayvan, biraz hızlı gitmek istiyorum, ejderha. ejderha biz evren diyoruz Türk kültüründe. Evet. E, ve daha çok Çin kültürünün bir etkisi olarak Türk kültürüne geçtiğini görüyoruz. E, ve daha Takılarda, çok Türkistan saatini, Çin, var. evet Çin'le e, temas etmiş e, Türk devletlerinde daha fazla sembolizmine rastlıyoruz bunun ee, dördü bir diğer hayvanlarımız koyun, koç, teke. Onlar tamamen ekonomik e keçi, e ekonomik hedeflerden kutsar kabul et Tabii daha keçisi zaten şöyle bu grup içinde en dayanıklı ve konar göçer yaşama en uygun olan hayvan olduğu için. Çünkü dediğimiz gibi keçinin bakımı çok kolay ve keçi her türlü zorlu şartta dayanabilir. Yani koyun biraz daha hassastır biliyorsunuz keçiye evet. göre. Ee, bakımı daha zor o yüzden aslında keçi ama biraz işte yerleşik hayata geçmeye başladıktan sonra koyunları da kullandıklarını ve kurban törenlerinden dolayı da e, ve boynuzlarından dolayı da Koç. e, koçların özellikle kutsal kabul edildiklerini biliyoruz hı hı. E, yine onun dışında e, bir diğer hayvanımız aslan e, aslan da e, yine e, Orhun e, abidelerinde e, geçiyor e, ve e, Orhun abidelerinde e, aslan e, taş heykeller saray kapılarında varmış gibi ifade ediliyor hatta Anıtkabir'in aslanlı evet. yolunun da buradan esinlenildiği biliniyor e, Orhun abidelerinden aslında o aslanlı yol tamamen eski Türk kültürüne bir gönderme e, o da e, çok işte şık bir hareket olarak aslında karşımıza çıkıyor. Aslında aslan dediğimiz gibi Budizm temelli bir e, figür. Ama bizim kültürümüze ve anlayışımıza geçmiş. Çünkü aslan e, şekli şemali itibariyle Türklerin en büyük kutsallarından biri olan güneşin de sembolizmi olarak karşımıza çıkıyor e, o yüzden önemli e, yine işte bir e, işte diğer e, hayvanlar e, işte kaplumbağa işte Orhun abdelerinin biliyorsunuz e, işte e, temelinde yer alan işte e, o en alttaki taşta kaplumbağa figürünün olması e, yine e, kaplanın önemli olduğunu Bahs görüyoruz ama bunlar böyle daha muhtelif böyle daha birkaç tane olan çok fazla sembolizmi görülmeyen bitkilerden bahsedecek olursak özellikle ağaçlardan bahsetmemiz gerekiyor bitki noktasında ağaçların dalları olan ve buna Türk kültüründe hayat ağacı adı veriliyor aslında bu ağaçların çeşitleri işte kayın olabilir çam olabilir selvi olabilir Çınar. Kimi yerlerde meşe ağacı olabilir, çınar olabilir. Aslında şekli değişiyor ama kutsal olan ağaç hayat ağacı. Bunların hepsi olabilir. Ve hayat ağacı işte kutlu ağaç olarak metinlerde kendine yer buluyor. Ve hayat ağacı aslında... Türk kültüründen sonra da İslamiyet'e tuğba ağacı olarak geçiyor. Yani aynı sembolizm. Çünkü yerin ve göğü birleştiren, e, yağız yer ve mavi göğü birleştiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Aslında yeryüzündeki, e, yerin ve göğün arasındaki insanı hem yer altına hem de gökyüzüne gönderebilecek bir tabir. Yani cennet ve cehennem anlayışlarında aslında e, temelinde olan bir kült olarak karşımıza ...çıkıyor ağaç kültürü e, bizim... ...ayrıca Türklerin en büyük kutsallarından... ...temizleyici olduğuna inanılan... ...ateşin de... ...temel malzemesi olduğu için... ...çünkü Türklerde temizleyici olan... ...sudan ziyade ateştir biliyorsunuz... Hı -hı. ...arındırıcıdır... Hı -hı. E, ...o yüzden onun temel malzemesi olduğu için de... ...kutsal... ...yönlerden bahsedecek olursak... ...Türklerde her zaman sağ tarafın... ...daha üstün olduğunu söylememiz gerekiyor... Ama bu sağ taraf neye göre belirleniyor derseniz ee, bir süre ötükenin yerine göre belirleniyor. Hı. Daha sonra şu şekilde değişiyor sembolizm. Güneşin doğduğu taraf. Hı hı. Çünkü güneş e, kutsal olduğu için güneşin doğduğu taraf kutsal. Çünkü bazı devletlere göre ötüken doğuda bazılarına göre batıda. Hı hı. O yüzden ama biraz önce atın da kutsal olduğunu söylemiştik. Ee, özellikle Ordu'da, Doğu'da, Batı'da, Kuzey'de ve Güney'de farklı atlar yer alıyor Mesela Doğu'da gök atlar, boz atlar yer alıyor Çünkü Doğu tarafı en kutsal taraf İşte Batı'da daha ak atlar yer alıyor ee, O şekilde bir sembolizm geliştirmişler Atlar ona göre yetiştiriliyor İşte Kuzey'de kara atlar yer alıyor Güney'de de e, boz atlar yer alıyor aslında Onu da e, söylemiş olalım Irmaklar da kutsal ee, değil mi hocam? Efendim? Irmaklar da kutsal. Kesinlikle ırmaklar da kutsal. Onlardan da e, bahsedeceğiz. E, yer şekillerine geldiğimiz zaman ırmaklar önce tabii ki dağları kutsal. Çünkü vatanın bir parçası dağlar. E, ve e, yükseklikleri ve gökyüzüne yakınlıkları dolayısıyla kutsal kabul edilmişler. E, zaten Tanrı dağları, Altay dağları, Ekdağ dediğimiz dağdan da bunu görebiliriz bu şeyden Irmaklar kutsal e, özellikle kurban törenleri su kenarlarında ırmak kenarlarında e, yapılıyor e, ve Türklerin e, barınmalarının e, temel unsuru bir ırmak kenarında olmak bir su kenarında barınmayı her zaman kendilerine e, şiar edinmişler e, bu da önemli e, taşlara geldiğimiz zaman e, basit taşlar değil ama ya da taşı ya da yağmur taşı adını verdiğimiz e, yine kendilerine pragmatik e, fa, e, yarar sağlayan e, bir e, unsur olarak karşımıza çıkıyor. Mağaraların e, yine önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü mağaralar hem gök e, ayinlerini yapmada hem ritüelleri gerçekleştirmede bizim için çok önemliler. E, bir diğer e, kutsalımızda e, renkler, renklerden de bahsetmemiz gerekiyor. Renklerde de e, sembolize e, ettikleri e, anlam renklerin birincisi e, gök rengi, mavi rengi, yeşille de e, turkuazla da bugün karşılayabileceğimiz ee, hem yerin e, hem göğün rengi olarak karşımıza çıkan en kutsal rengimiz. ikinci rengimiz ak yani beyaz rengi. Yine kırmızı rengin kutsal olduğunu görüyoruz bizim Hı -hı. için. Ee, onun dışında e, siyah renk çok e, iyi ifade edilmiyor eski zamanlardan beri. Kara, Kara rengi. Hı -hı. Evet çok e, kutsal olmadığını görüyoruz. Kutsal olduğu... Ee, dönemlerde de e, güç anlamında kullanıldığını görüyoruz. Gücü sembolize ettiğini görüyoruz. Ee, yine sayıların önemli olduğunu görüyoruz. Üç sayısı bizim için önemli. Çünkü kozmoloji anlayışları üç katmanlı. Yer, gök ve yer ve göğün arası olduğu için önemli. Ee, yine e, kozmoloji anlayışına baktığımız zaman işte e, Göktürkler devrinde, Yedi Uygurlar devrinde dokuz katmanlı gökyüzünün ifade edilmesinden dolayı 7 ve 9 sayıları e, bizim için önemli. Hatta kanunlar tahta çıkarılırken işte 7 defa veya 9 defa döndürülmeleri de bu yüzden. E, yine onun dışında e, yine 40 sayısı bizim için önemli. İslamiyet'ten sonrasına sirayet etmiş bir sayı olarak. E, gök cisimlerinde a, a, güneş ve ay zaten Kutatku birlikte... Kü Günto'da ve Ayto'da olarak gördüğümüz iki e, devletin en önemli unsuru olan iki kişi yani Hakan ve Vezir olarak gördüğümüz iki kişi e, Ay ve e, Güneşle e, tabir edilmiş. Onun dışında Kutup Yıldızından belki çok kısa bahsetmek lazım Kutup Yıldızını bildiklerini ve bunun e, kutsal olduğuna dair yine. E, Silahlarının kutsal olduğunu görüyoruz, ok ve yaylarının zaten e, ha, kimiyet meşruiyetlerini de ok ve yaylarla sağladıklarını biliyoruz. Yine kılıçlarının kutsal olduğunu biliyoruz. O yüzden mi? Kutsal... at avrat silah demişler. Evet, <laughs> evet. evet. Ee, ve e, onun dışında yine çadırın içinde ocak kültürünün önemli olduğunu söylememiz lazım. Ee, ocağın çadırın içinde yanan ocak, otağın içinde yanan ocak en kutsallarından bir tanesi. Hatta onun üzerine konulan üç sacaya ayağı ee, ve o sac üçlü sacaya hala da bizim Anadolu'da kullandığımız o sac bir yeryüzünün üçlü kombinasyonuna işaret ettiği söylenir. İkinci olarak da e, Hakan e, halk ve toyu sembolize ettiği söylenir. Bu da bizim için önemli. Dolayısıyla... Sonuç olarak aslında bu maddi unsurlar sosyal hayatı düzenleyen törenin belli kukaydeli olarak karşımıza çıkarlar ve gök tanrı inancının gereklerini belirleyen, kurallarını belirleyen unsurlar olarak da karşımıza çıkıyorlar. Buna yardımcı e, olarak da ortaya çıkıyorlar ve e, Türkler bu maddi unsurları aslında tapmamışlar sadece toplum hayatı içinde onları töre e, için kullanmışlar. Ee, ve hepsini gök tanrıyla aslında bağdaştırarak tek bir yaratıcı ve bu yaratıcının bütün vatan unsurlarında A'dan Z'ye her zerresinde bir özünün bulunduğuna dair e, o bir o ifade olarak. Değil mi? Evet ifade etmek için bunu kullanmışlar. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Kadın konusunda şunu demiştim. Yani Türklerin e, kadına verdikleri önem için yapay şeylere ihtiyacı yok. Şimdi aynı şey hayvanlar için söylüyorum. Aslında Türk'ün hayvan haklarına da ihtiyacı yok. Çünkü evet. Türk'ün hayvanı her zaman e, onun kutsalıdır, yanındadır. Doğduğu andan öldüğü ana kadar e, Türklerin öyle hayvan haklarına falan da ihtiyacı yok. Öyle Türkler sokağa hayvan falan atmazlar. E, o yüzden bizim her zaman kendi özümüze dönmemiz de gerektiğini bir kere daha e, ifade edelim diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Fatma Hocam, Biraz biz çok teşekkür ederiz. Durumunda kaldık. Çok ayrıntısı olan bir konu tabii ama. Sizinle <laughs> çok keyifli, çok güzel geçen beş bölüm çektik. Bize zaman ayırdığınız teşekkür ederim. için. Bu değerli bilgileri bizim takipçilerimizle ve bizimle paylaştığınız için size biz çok teşekkür ediyoruz. Aysel Hocam. E, Türklük için verdiğiniz hizmetler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yolunuzun çok açık olmasını diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Esen kalın. E, Rahatsızın çok sağ teşekkürler. Ee, yani ben hayatım boyunca bunu söylemekten hiç gocunmadım. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Allah beni Türk yarattığı için ben her zaman gurur duyuyorum. E, bu gurur vesilesini de paylaşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü hayatta en gurur duyduğum şey Türk olma. E, Biz o yüzden Türklerine e... büyük görev düşüyor. Türklük şuurunun bilincini yükseltilmesinde ve görevinizde yerine çok güzel getiriyorsunuz. O yüzden sizi saygıyla esenliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kesinlikle ne mutlu Türk'üm diyene.